Merhaba. Şimdi her zaman gibi merhaba. Instagram'da ilave ettik. Mandalamı buldum. Şimdi burada biraz ayarlamam lazım. Bakalım. İyi ki de var. Hoş geldiniz. Şimdi bugün yine böyle. Bugün pH konuşmak istiyorum. Bir, iki, üç hafta önce sanki bir kimse sordu o konu ilgili. Ondan bu hafta yapacağım. Biliyorum bir gün geçin, biraz zamanında geciktim. Daha, unuttum sizi, kusura bakmayın. Bugün şey yani ne bileyim. Bugünkü konu hazırlamaya başladım ve sonra zamanı kaçırdım. Şimdi önce dediğim gibi yaz tatili nedeniyle biraz daha ya artık yapıyorum. Her hafta yapmayacağım. Her iki hafta aşağı yukarı. Yani yapacağım. O da gün bazen değiştirebilir. Ona dikkat lütfen edin. Dün ya da bugün sabah mı bir yayında paylaştım. Sabun atölye olarak biz köşe yazarı arıyoruz. Yani bu konuyla ilgileniyorsanız, doğal sabun, doğal kosmetik ya da kimyagarsınız, ısrarcısınız ya da bilmem ne, okuldasın, öğrencisin, bu konu ilgileniyorsun, ders çalışmak için hem de konu daha anlamak için belki böyle bir şey yapmak istiyorsanız o zaman sabunatölye.com slash yani bu çapraz çizgi kose girin. Orada detaylarımız var. Yani ne yazılar bekliyoruz, kim yazabilir, uzunluğu veya ne istiyorum, ücret ödüyor muyuz, ödemiyor muyuz? Böyle şeyleri orada bulabilirsiniz. Yani merakınız varsa bakın belki o size için bir şey olabilir. Çünkü dediğim gibi şu anda bu bütün sabun atölye olayları ben tek başımda yapıyorum ve her zaman istediğim gibi yapamıyorum. Bu, yani bir kimse sizin taraftan da bilgileri paylaşmak istiyorsa güzel olacak. Herkes için tabii ki daha güzel olacak diye düşünüyorum. Hem de bazı konular belki düzgün bir Türkçeyle daha olabilir. Ona bakın. Aynı zaman yani mesela bir tanıdığınız varsa sabun yapıyor veya bir tanıdığınız varsa güzel bir firma bir ürün çıkarttı. Bunu da belki bir tarz haber halinde, interview halinde olabilir. Bakın merak ediyorum. Herkese tekrar hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi pH ve cildimiz konu. İlk olarak pH büyük ihtimalle okulda gördün, duydunuz. Çabucak büyük ihtimalle unuttunuz çünkü hesaplama ayrı bir değer. Yani ne bileyim her zaman güzel bir konu olmayabilir. Biraz dediğim gibi bence biraz garip bir konu, ne bileyim. Yani matematik tarafta özellikle benim için biraz garip bir konuydu. Şimdi umuyorum Türkçe kelimeleri doğru buldum. Çünkü o bu konularda hep benim en büyük endişem. Her zaman sözlüklere, özellikle Google Translate ve şey yani tercüme her zaman doğru kelime bulamıyorum. Etrafında bir kimyagarım olmadığı için de her zaman doğru kişi zorlamayabilirim. Ondan yani ona inşallah doğru kelime buldum. Çünkü özellikle bu basitten biraz takılıp duruyorum. Şimdi pH en basit olayı ve en kolay olayı asitliğin veya bazilin bir ölçüdür. Yani bu en basit halinde. Şimdi tam ne demek, tam nasıl hesaplanır burada önemli değil. Bizim burada bilmemiz gereken olanı pH'ı sıfırdan 14'e kadar gidiyor. Sıfır burada en asit olan, en asitlik olanı. 14 burada en bazik olanı. 7 aşağı yukarı nötr olarak geçiyor bu mesele su. Örneklere bakın burada bunu bakmam lazım çünkü yayına yazdım burada yazmadım. Örnekler size vermek istiyorum. Mesela yani kötü pH, iyi bir pH demek genel demek mümkün değil. Her konu için bir doğru bir olması gereken bir değeri var. Ama yani nasıl insan yani doğada biliyor ne yapıyor böyle, kısaca böyle diyorsa demek istedim. Bu yüzden yani duruma göre farklı pH'la doğru pH'la olabilir. Bu yüzden kötü bir pH var demek genel olarak mümkün değil. Mesela midemizdeki asit yani sindirim için
ihtiyaç olan asitimiz yaklaşık 1-2'dir. Ben 2 öğrendim okul zamanı. Bugün birkaç yerlerde bir yazıyordu. Bu yüzden 1-2 arasında yazıyoruz. Domates suyun pH'ı yani yediğimiz, içtiğimiz bir şey pH 4'tü mesela. Diğer tarafta kanımızın pH'ı 7.4. Bu çok ilginç oluyor çünkü yani kanımız tamam nötr olarak kabul edilir ama genelde mesela cildimiz 5.5 duyuyoruz ya. Ondan bu mesela bana yüksek olarak geldi. İç sodamız ya karbonat, kek için kullandığımız karbonat, bu da pH'in 8'i. Ve Ölü Deniz'in suyu, Fethiye'deki değil, diye Ölü Deniz, mesela 14. Cildi, kuru cildi için çok iyi geliyor. Çok sağlıklı bir deniz suyumuş ama pH çok yüksek. Ben de mesela o şaşırmış bir durum oldu ama ilginç dediğim gibi. Şimdi cildimizin pH'ı tam nasıl ortaya çıktı, araştırdı, nasıl ölçüldü? İlk olarak burada söylemek istiyorum. Bilimsel araştırmalarda ya ve yayınlarda internette bulduğumuz olanlara pH 4 ve 7 arasında ölçüleri var. Burada diyorsunuz 4'ten en düşük, 7 en yüksek genelde bulundu. Ortalama olarak burada 5.5 çıkıyor. Bu reklamda duyduğumuz rakam hep. Şimdi bu ölçülere nasıl belirti? Yani normal bir cilt pH'ı nedir? Dediğim gibi bu biraz ilginç bir şey. Normal cilt pH olarak adlandırılan değeri sağlıklı, Kafkaslı, doğru mu? Yani beyaz cilti Avrupalı. Yetişkin erkekte ölçüldü ve kolun altındaki cilt üstündeki değeri. Bu ölçüm genelde elektrotla yapılıyor. Ama yani buradaki önemli olanı dikkat ediyorsanız burada çok detaylı anlatıyordu nerede ve nasıl ölçülüyor. Bu cümle erkek, yetişkin, Kafkaslı burada ne çıkartabiliriz? Cinsiyetimiz hangi bölümde vücudumun ölçüldü ve bir az miktarda da onu araştırmada çıkıyordu. Hangi saatle de ölçüldü de önemli. Yani dediğim gibi bu yüzden ortalama 5.5 genelde yere bağlı, insana bağlı, beslemeye bağlı, sağlığa bağlı 4 ile 7 arasında bir pH'tir. Şimdi çok teori oldu anladım ama yani bence ilginç bir konu bu yüzden bu arkadaki araştırmaları bilmek de iyi oluyor. Şimdi pH konusu olduğun zaman aynı zamanda gene de cilt asit mantığı veya cilt asit tabakası yani böyle karışık kelimeler bulabilirdim Türkçe olarak konuya oluyor. Bu ne? Şimdi derimiz üstündeki çok ince asitlik bir zar var, bir film var. Bu zararın amacı nedir? Yani bu filmin amacı nedir? Burada bir koruma zarı, bir koruma filtresi. Burada bu asit değeri, buradaki bu oluşan, ölçen asit değeri, şimdi okumam lazım, siz anlayabildim. Bence de daha kolay olabilir. Yani cildimizin nüfuz edebilecek bakteri, virüs ve diğer tehlikeli şeylere karşı engel görevi görüyor. Yani dışarıdan bakteri, virüsü ve başka zararlı maddeler kolay kolay girmemeye için bu pH, bu asit mantığı ihtiyacımız var. Bu asit mantığı korumamız gerekiyor. Bu ne demek? Yüksek pH, düşük pH, acayip yüksek, acayip düşük. Burada tekrar burada önemli olanı pH'leri cildimize temiz etmemek bir tarafta, diğer tarafta cildimize bu asit mantosu tekrar en hızlı şekilde yere getirmek önemli bir konu. Şimdi
Başka ne diyeceğim? Şu asit manto cildimizin yerleşen amino asitlerden ve laktik asit üretiminden ulaşıyor. Yani cildim içinde deri için protein, deri de bir protein en sonuçta asitleri, amino asitleri ve laktik asidi var. Ve bu pH oluşuyor, bu asit mantosu oluşuyor. Ve bu bir tarafta cildimizdeki yaşayan pardon zararlı değil, iyi bakteriyle bir ortam hazırlanıyor. Diğer tarafta kötü bakteriye, virüsle ve önce dediğim şeyle karşıya bir koruma görevi görüyor. Bu yüzden dediğim gibi bu asit manto çok önemli. Bu asit manto korumak ve güçlendirmek, tekrar yerine getirmek çok önemlidir. Bu yüzden çok acayip düşük pH'li ve acayip yüksek pH'li ürünleri kullanmamak her zaman doğru olmayabilir. Çünkü bunun farklı pH'ın burada da amacı var. Ama yani bundan sonra deriye tekrar asit mantosu oluşturabilmek burada önemli. Örnek olarak mesela asitli peelingler var. Doktorlar sadece şey yapabileceğin olanı, şimdi marketten alabileceğin olandan konuşmuyorum çünkü bundan pH'i genelde en düşük 4'te, daha düşük satmak yasal değil, tıbbi kullanım giriyor. Ama daha düşük pH'li ürünleri var. Bunları dermatolog kullanabilir. Bunlar mesela bunları yüzüne sürdükten sonra pH yani peeling görevi gördükten sonra nötr ediyor. Üstüne başka bir şey sürüyor ya da duruyor ve başka bir ürün üstünde ekliyor. Böyle tekrar cildimizin pH'i, cildimizin asit mantosu tekrar oluşturuyor, tekrar fırsat veriyor. Burada aynı zaman doğal sabun yani pH daha düşük ya. Daha yüksek pardon. Doğal sabun pH'i daha yüksek. Bu nasıl kullanabiliriz ve neden sıkıntı yaratmıyor? Yani doğal sabun pH'i en ortalama 10 olarak adlandırabiliriz. Yani basitti. Ama burada önemli olay iki şeyler var. Superfat oranımız ya da kostik indirimimiz var. Hem de bu ürün durularak kullanıyoruz. Yani sabun yüzümüzü elimizde sürdük. Bundan sonra duruluyoruz. pH nedeniyle yüzümüzdeki veya cildimizdeki bakterilere durulabiliriz. Bu yüksek pH özel bir özelliği. Yani bakterinin ve cildin arasındaki bağ kırıyor. Bu yüzden bakteriyle durulabiliriz. Bu yüzden sabunla yani doğal sabunla antibakteriyel görevi görüyorlar. Bundan sonra ama tabii ki doğal sabun kendimiz yaptığımız için veya güvendiğimiz bir yerden aldığımız için düzgün yapılmış bir sabun hem superfeti var yani cildimizin sanki krem sürdük. Bu koruma tabaka üstünde bir koruma daha etkileniyoruz. Tekrar koyuyoruz. Bu yüzden derimiz kendine gelebilir. Kendi asit mantosu tekrar kendine üretebilir. Hem de tabii ki sabun yüzümüz üstünde bırakmıyoruz. Bolca suyla duruluyoruz. Kaygan his gittiğine kadar genelde. Ve bu yüzden su önce duyduk. Nötr de tekrar cildimizin pH'i burada ürün sabun pH'inden aşağı doğru çekerek en az suyun pH'e kadar indirdik. Superfat oder kostik indirim yani fazla yağ, sabundaki fazla yağ. Bundan sonra cildimiz üzerinde hafif bir tabaka oluşuyor ve bu tabaka altında doğal cildimiz asit mantosu tekrar kendini oluşabilir. Kendini tekrar bu 4-7 ortalama 5,5 arasında geliyor. Bu çok önemli bir şey. Başka ne yazdım burada? Sizin not olarak ne yazdım? Fazla pH düşük ürünlere veya çok fazla pH yüksek ürünler kullanıyorsak ne oluyor? Şimdi çok asidik ya da çok bazik yani dediğim gibi bu 4-7 dışarıda rakamlarda oluyorsa her iki tarafta ne oluyor? Cildimiz daha hassas oluyor. Bu dışarıdaki etkinliğe karşı olabilir, kendine yani
dokunma karşı bile daha yüksek bir hassasiyeti olabilir. Ama bunun dışında özellikle uzun zaman yüksek pH ürünle kullandığım zaman ve uzun zaman asit maddesi fırsat vermeden kullandığım zaman burada buna dikkat etmemiz lazım. Yani gene de bir kötüleşme burada değil. O faktörlü bir olay. O zaman cildim zamanıyla daha kuru oluyor. Daha kuru, daha yaşlı da olabilir. Çünkü cildimizin koruma görevi, yani derimiz burada en üstteki deri tabakamız korumalı olmadığı için cildimizin nemi kolay kolay dışarı kaçabilir ve bu yüzden cildimiz tabii ki daha kolay kuru oluyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Dedim ki ideal bir pH bütün ürünler için 4-7 arasında ama tabii ki amaçıyla, kullanım tarzıyla burada istisnalar var. Bunları kabul etmek lazım. Şimdi pH'in nasıl ayarlanabiliriz bir ürünün? Genel olarak doğal sabunlarda pH düşürmek çok zor. Çünkü pH düşürdüğümüz zaman sabun tekrar ayrışmaya başlıyor. Bu da dengeli bir reaksiyon. Belki kimyadan hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz böyle dengeli reaksiyon da vardı. Bu tekrar ayrışmaya sebep oluyor. Yani sabun tekrar daha vıcık, yağlı bir kıvama dönüşüyor. Bu yüzden doğal sabun pH'ı acayip düşürmek, yani 8'e kadar indirmek bile mümkün olmuyor. Bazen şanslıysanız farklı ilavelerle 9'a kadar, 8,5'a kadar getirebilirsin ama o da bile nadiren gördüm. Dediğim gibi burada kullanım tarzı önemli o zaman. Kremlerde ve şampuanlar veya sürfaktan bazlı ürünler, yani temizlik jeli, sıvı sabun, şampuan, duş jeli, böyle şeylere. Eski hammaddeler, burada şimdi size biraz genel anlatmak çalışıyorum. Yani eskiden bildiğimiz bu organik hammaddelerden önce pek pH ayarlamak ihtiyaç yoktu. Bu ürünler genelde 4-7 arasındaydı. Bazen kıvam nedeniyle, farklı ilaveler nedeniyle pH kontrol etmek zorunda ihtiyacı vardı. Ona göre sonra ayarlamak mümkündü. Yeni organik bitkisel bazlı, doğal bazlı hammaddeler, özellikle koruyucular burada çok dikkat etmemiz lazım. pH kısıtlıdır. Yani bütün pH için 4-7 arasında çoğu bu korucular mesela çalışmıyorlar. Bazı çok kısıtlı bir çalışma mesafe var pH için. Şanslıysanız 4-7 ötüyor ama genelde 5-6 arasında bile böyle kısıtlı şeyler var. Ona hammadde seçerken dikkat etmeniz lazım. Çünkü özellikle koruyucu için tabii ki yanlış pH olduğun zaman tamam koruyucu görevi görüyor ama %100 koruyucu görevi bu ürün artık yapamıyor. Bu yüzden pH'leri kontrol etmek önemli. Bunu çubuklarda ya da fenolftaleinle bile yapabilirsiniz. Burada önemli olan nedir? pH'imizi düşürmek istiyorsak en basit halinde sitrik asitle, yani limon tuzuyla. Bir faydalı ilaveyle bunu yapmak istiyorsan sodyum laktat kullanabilirsin. O da çünkü nemlendirici görevi aynı zamanda görüyor. pH yükseltmek ihtiyaç varsa, o da bazen oluyor. Yani mesela proteinli amino asitli bir ürün yapıyorsanız pH genelde düşürüyor. Bu yüzden pH ayarlamak lazım. Sıra gidiyoruz tekrar bugün. pH yükseltmek istiyorsak bu genelde şimdi korkmayın sodyum kostikle yapılıyor. Bu da top top yani boncuk boncuk atılmıyor. Genelde %15'lik %30'luk duruma göre solüsyon yapıyor. Bununla damla damla pH'i ayarlanıyoruz. Dediğim gibi klasik hammaddeleri kullanıyorsunuz. Belki o daha doğru bir kelime ya eski değil. Klasik hammaddeleri kullanıyorsunuz. pH ayarlamak çok ihtiyaç olan bir adım değil yapımı da. Ama yeni doğal kaynaklı ürünler kullanmak istiyorsanız açıklamaları çok güzel okuyun, çok iyi okuyun. Hangi pH için idealdi onu kontrol etmeniz lazım. Çünkü yanlış pH korucun etkileniyor ve çoğu zaman kıvamı da etkileniyor.
Yani bu mesela şampuan için geçerli, bazı emülgatörler için bu geçerli. Bu yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Zor değil, unutmamak zor. Onu kendimden biliyorum. Yani bu ölçme adım çoğu zaman bazı maalesef unutuyorum. Ama zamanla ya bir kez karşına bir ürün yapıyorsun. Bu olmuyor, bu olmuyor, bu kıvam tutmuyor, olmaya başlıyorsun. Bir kez pH'ı ölçün. Çubukları var bunun için. Biz şu anda size Zahşefe Nostalay'ın sunuyoruz ama dediğim gibi çubuklar var, ölçme aletleri olanlar var. Onlar da genelde biraz daha pahalı olduğundan pek tavsiye etmiyorum. Hem de sürekli ayarlamanız gerekiyor. Bu yüzden en kolay çubukla var. Varsa kombine çubukla daha güzel oluyorlar. Yani pH ölçme olarak bakıyorsun, pH kart olarak arıyorsunuz. Sıkıntı ya yani her yerde bulabilirsin. Dediğim gibi istediğiniz pH oranı burada da bakmanız lazım. Bazı pH kartla sadece yani 1-7 arasında ölçüyorlar. Bazı sadece 7-14 arasında alıyor. Bazı böyle kombine kartla var. Onlar üstünde 4 farklı veya 5 tane farklı kareler var. Bunlar en ideal bence. Çünkü her ölçme solüsyon yani her ne diyeyim yani her iki taraftan kontrol ediyorlar. Bu yüzden ortalama olarak karar vermek en kolay oluyor. Ay, çok teşekkürler. Şimdi gelecek hafta büyük ihtimal yayın yapmayacağım. Bakalım keyfime göre. 2 hafta sonra yayın yapacağız. Bayram henüz değil, değil mi? Bakmadım, kontrol etmedim. Yani bayram haftadan önce olması gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman tekrar yayın yapacağım. Sizin bir isteğiniz varsa paylaşın benimle. Şu anda henüz bir şey planlamadım. Sadece şey bak, internet bağlantım için güvenli daha iyi yapmam bakalım. Yani sorularınız varsa her zaman gibi mesaj olarak buradan gönderebilirsiniz ya da e-mail olarak genelde 1-2 gün içinde cevap veriyorum. Kışın yarısları arıyoruz. Unutmayın. Bakın bir kez yukarıda highlight olarak yani neydi? Highlight Türkçe neydi? Yani Instagram'da en üstte gidiyorsanız üstünde böyle yuvarlak yuvarlak şeyler var ya. Orada da var başlık olarak. Bakın belki sizin ilginiz çeker. Benden bugün bu kadar. Yarın bir iki yazı bununla da Instagram'da paylaşacağım. Resimle olarak yapmaya çalışıyorum bir şey. Bakalım nasıl bilemedim henüz. Ve öyle. İyi hafta sonları diyorum. Gelecek 2 hafta sonra, gelecek hafta değil. Biraz yani yaklaşık 14 gün sonra tekrar görüşürüz. Tamam. Bay bay. Teşekkürler. Şimdi burada.